arkadaşlar, yine bir akşam PCX'de yağmurlu havada yollardayız. İftara doğru gidiyoruz. Evet, ne giydik? Yağmurluğumuzu giydik. Ufak bir elcek taktık. Mesela bu havada bile bir önceki videomda söylemiştim ya tur camının zararlarını. Bak şu havada tur camıyla önünü görme olanağın hiç yok arkadaşlar. Çünkü silecek takman lazım. Sileceği nereden bulacaksın? Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Normal kask kullanıyoruz. Kaskımızın camıyla hareket edeceğiz. Şehir içinde özellikle tur camı ciddi anlamda sıkıntı. Onu da bir kere daha buradan söyleyeyim istedim. Niye? Özellikle yağmurlu havalarda arkadaşlar. Lastiklerimiz zıntır grip 2 arkadaşlar. Islakta bir deneme yaptık. Şimdi şunu aşağı bir fren denemesi yapacağım arkadaşlar. PCX 125 APS'li model. Yağmur yeni yağmış. Yerler ıslanmış. Acaba fren kabiliyeti ne durumda? Şurada bir deniyoruz hafiften. Evet. Tırışın kontrol hemen devreye giriyor arkadaşlar bak. T harfi yanıyor. Bu işte 2021'den sonraki APS'li tork kontrollü PCX'in avantajlarından biri de bu arkadaşlar. Islak zeminde, yani sistem dışı hareketlerden bizi koruyor. Çok önemli. Şimdi yağmurlu havalarda üstümüzdeki yağmurluk, altımızdaki yağmurluk, kılık, kıyafet ve kask çok önemli arkadaşlar. Motora aksesuar takasıya kadar kendimizi donanıma alalım. Nasıl alalım? Mesela yağmurluk alalım, kask alalım, eldiven alalım. Niye motora biz gereksiz aksesuar takıyoruz? Çünkü motor bugün var, yarın yok ama biz hep kendimizi koruma altına almamız lazım arkadaşlar. Kendimizi koruma altına almak için de kılığımız, kıyafetimiz, ekipmanlarımız tam olması lazım. Bu çok önemli. Şimdi kuryelik yapan arkadaşlar da diyor ki mesela biz sürekli kuryelik yapıyoruz, üşüyoruz, donuyoruz. Ya şimdi asıl sürekli kuryelik yapan adam üşüyüp donmaması lazım. Niye? Bağışıklık sistemi ona göre ayarlı. Yani sürekli motora bindiğin için alışkanlık yapması lazım soğuk havalar. Şimdi soğuktan kaçayım derken kendimizi riske atmayalım. Evet, akşam trafiği. Mesela tamam, motorumuza kışlık lastik alabiliriz. Frenleri, balataları, bakımı iyi olabilir. Niye? Çünkü bizi motor götürüyor. Ondan dolayı. Bunun dışındaki durumları da arkadaşlar iyi ayarlamamız lazım. Buradan kısa yoldan geçeceğiz. Geçemedik. Şöyle yapıyoruz bak. Şu şekilde oradan geçemeyince şu şekilde tekrar dönüverdik. Yani trafiği kendimiz kolaylaştıracağız arkadaşlar. Yani baktın geçemiyorsun, bir ileriden dönüver. Şimdi yağmurlu havada PCX'imiz otomatik vites olduğu için arkadaşlar gazı verdin mi gidiyor ya, çok fazla da deparlı gitmeyelim. Çünkü lastikleriniz iyi değilse fazla gaz verdiğimiz zaman patinaj çeker. Tabi bu tork kontrollü ABS'li PCX'lerin de bu avantajı var. Patinajı önlüyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Buna da dikkat edeceğiz. Trafikte evet, uyum sağlayacağız. Yani
yürüyen araçlara, giden araçlara uyum sağlayacağız arkadaşlar. Tabii burada yağmurun, havanın, şunun bunun cartın cırtın fonksiyonları var, yok değil. Buna da buradan alabos sistemiyle gideceğiz. Buradan burayı tıkadı. Oğlum nereye geliyorsun, görmüyor musun arabayı? Armut o çapı. Geri geliyorsun. Ha, buyur. Tıkandı kaldı. Böyle dengesiz resmi araba kullananlar var. Altındaki araba sanki babasının malı. Yani motosikletle kendini karıştırıyor. Geçemeyeceğin ara, niye trafiği engelliyorsun? Bak şimdi mesela uysan bir sürü sıkıntı. Bak bilerek sağlı sollu türbülanslı gidiyor. Niye? Acaba motorcuya bir şey diyeyim de. Bak şimdi de sola dönmeye çalıştı. Böyle avulumun gazlarına dikkat edeceğiz bak. Görüyor musun? Sol sinyali verdi, hala sola dönecek. Ne zaman döneceği belli değil. Yani böyle abudumun gazları, tamam mı? Devlet dairesinin araçlarını kullanarak trafiği riske sokuyorlar. Bunlara bak, araba verende kaba. Yani böyle kurumlara da buradan sesleniyoruz. Yani tek kişiyle kocaman Ford Transit adamın altına vermişsin. Adam trafiği alt üst ediyor bir kişi. Yani böyle bir durum var mı ya? Ha belki bir görevi vardır yoktur, orasını bilemeyiz ama yani biraz daha temkinli olması lazım. Ha diyeceksiniz ki sen niye temkinli değilsin? Böyle de bir durum var. Şimdi trafikte böyle ah hemen sola döndü. Bir ileriden dönse trafik açılacak ama bir ileriden dönmedi. Abudumun gazı. O ileriyi de biz değerlendireceğiz. Şöyle geldik. Şöyle. Bu hareketi yapmazsak arada kalırız arkadaşlar. Arası ve derede kalırız. Şimdi bak yine aynı trafik. Aynı yollar. İşte burada kaldırımdan gitme git yerler vardı. Şimdi burada gel de kaldırımdan gitme yani. Ama şu anki pozisyona bakıyorum. Burada önüne gelen yemek yemek için bir iki tane lokanta var. Oraya park etmişler. Bir çorba 500 lira arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Sonra diyoruz ki para yok, pul yok. Evet, rampa performansımız gerçekten mükemmel ötesi arkadaşlar. Yağmur yağıyor, ne güzel. Böyle ıslak zeminde gitmek. Tabii burada da dikkat edeceğimiz konu şu, otobüsler şunlar bunlar pat diye sokağın ortasında yolcu indiriyor. Dolmuş kaldırıma çıkıyor, öbürü oraya çıkıyor. Biz kaldırıma çıkabilir miyiz? Duruma göre çıkabiliriz. Öyle de bir durum var. Bir anda sağa dönen, sola dönen olabiliyor. Ani manevralar. İşte bir kaçamak yer bulabilir miyim diye trafiği işgal edenler. Şuradan şöyle iniyorum, gelip biniyorum. Motor hayatı kolaylaştırıyor arkadaşlar. Yani motosiklet demek, hayatı kolaylaştırmak demek. Taksi demek, araya deriye bak, burayı kapatmış bu adam. Şimdi ben ne yapayım? Gel de şu arayı değerlendirme yani. Suya, sabuna. Ulaşmadan. Şimdi burada aşırı derecede bir trafik var. Bu trafiği buradan nasıl yararız? Yaramayız. Şuradan yarı otoban gideceğiz arkadaşlar. Yarı otoban giderken de ne yapacağız? Kapama gaz, ver ayarı diyeceğiz. Evet, evet. Ver yansın. Hafif bir trafiğe giriyoruz mecbur. Trafikte gitmek mecburen, mecburen. Evet arkadaşlar, PCX'imiz hala opsiyonlanmadı.
alayım diyen, yok işte ne istiyorum, yok ne zaman alayım, yok şudur budur diyesiye kadar kafayı çalıştıran bir tane ihtiyaç sahibi bu motoru her an alabilir arkadaşlar. Çünkü sıkıntısız. Ha, şu havada, karda, kışta üstüne lastik almasına bile gerek yok. Üstünde zıntır grip lastiği var, basıyorsun zank diye duruyor. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Hafiften şöyle alaboz sistemiyle, sistem aki, alaboz aki dedik. Evet. Evet, evet. İftar vakti arkadaşlar, dikkat edeceğiz. Abudumun gazı dolu piyasa. Kimin nereden çıkacağı, nereden fırlayacağı belli değil. Sinyalsiz, kornasız. Beş dakika geç oluverir arkadaşlar. Yani iftar vakti geciktik, işte oruç açacağız deyip de riske girmenin bir mantığı yok yani. Ama işte bu insanlar tutamıyor kendini, trafiğe çıkanlar. Aslında şuradan gidiyordum ben. Şuradan direkt çıkınca tam istediğim yere çıkıyor. Bir de orayı demeyin. Hadi adayım, hadi dayım, hadi dayım, ne yapacaksan yap. Yağmur demeden, yaş demeden. Ezan okundu arkadaşlar. Trafik biraz daha hafifler diye düşünüyorum. Birisi arabaya kaldıramadı. Böyle bir durum var. Araba kalktığında sürüş kayı zumbağa oldu. Bir tane avukumun gazı daha geldi.
Ya bu yağmurlu havada devreci ayarını yapamıyorlar. Millet işte arabada da otomatiğe bineceksin demek ki. Vitesli arabaya binenler devreci yakmaya başladı. Yani otomatik bir rahatlık arkadaşlar. Yani belli bir cc'nin altında motor alacaksan vitesli motorla işin yok. 250 cc vitesli motor almışsın neye yarar? Al otomatik, keyfine bak. Ha, vitesli alacaksan en az 600 cc olacak arkadaşlar. 600 cc'nin altında vitesli motora binmek akıl işi değil. Akıl işi değil. Kendine eziyet. Yazıktır ya. Yani. Şöyle bir sistem akala bozak yaptık. Evet. Evet arkadaşlar, yine bir videonun sonuna gelmek üzereyiz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin. Evet, Ramazan'ın bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Ramazan dolayısıyla fazla video çekemiyoruz. Çünkü geç gidiyoruz. Bazen böyle gecikmeler oluşabiliyor. Çünkü işler sarkabiliyor arkadaşlar. Toplama hataları oluyor. Onları düzeltiyoruz. PCX'imizin birini maalesef arkadaş başka bir yerde toplatmış. Motorda ses, soluk, marş hiçbir şey yoktu. İki gündür ondan uğraştık. Hiç 5 kuruş masraf etmeden, yani sadece işçilikle toplama hatalarını düzelterek motorumuzu tekrar hayata kavuşturduk. Yarın teslimatını yapacağız. Yani 3 kuruş fazla vermemek için arkadaşlar. 5 kuruş fazla masraf etti arkadaşımız. Bu da tanıdık bir arkadaşımız. Çok da dip bir fiyat vermiştik revizyon için. Ama yine bizi dinlemedi. Kendi bildiğini okudu. Ve zararını kendisi çekti arkadaşlar. Yani böyle de bir durum var. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Motor revizyonu her baba yiğidin harcı değil arkadaşlar. Motor revizyonunu ciddi anlamda tecrübeli ve bilgili kişilere yaptırın. Yoksa üzülürsünüz arkadaşlar. Hem maddi hem manevi üzülürsünüz. İşinizden, gücünüzden, mesainizden olursunuz. Özellikle kurye arkadaşlara sesleniyorum. Yani 2-3 yılda bir veya bir 50-100 bin kilometre, 150-200 bin kilometrede bir motor revizyonu yaptırıyorsan 3-5 liradan kaçmayacaksın. Kaçtığın zaman o senden katmerli bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bize gelen arızalara, bize gelen toplama hatalarına göre söylüyorum arkadaşlar. Yani ciddi anlamda ekmeğe fırıncıya verin, 40 ekmek, 40 fırın fazla verin. Böyle bir atasözü var. Bu atasözü gerçekten tecelli edebiliyor arkadaşlar. Bunun için işi bilene yaptırın diyoruz arkadaşlar. 3 kuruştan, 5 kuruştan da kaçmayın. Biz orijinal parçalarla revizyon yapıyoruz ve topladığımız motorlar ciddi anlamda randıman veriyor. Vermediği zaman da garantörü biz oluyoruz arkadaşlar. Yani usta garantisi burada devreye giriyor. Usta garantisi nedir arkadaşlar? Yaptığı işin arkasında duran kişinin vermiş olduğu garantiye usta garantisi denir. Ve yaptığı işte seni yolda bırakmaz. Olur, aksilikler olabilir. Mesela bugün varyatör bakımına geliyor. Bir bakıyorsun varyatör ne yapıyor? Motor ateşlemeyi kesebiliyor. Tesisatında sıkıntı olabiliyor. Bu da neden kaynaklanıyor? İşte usta garantili yapılmayan motorda farklı arızalar tetikleyebiliyor. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olalım, like atalım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.